şu anda şu gölde görmüş olduğumuz suyun toplam beheri oluverse verse 30 30 milyon metreküp kadar. Yani 5'te 1'indeyiz, 6'da 1'indeyiz şu anda. Onu da biz bu sene Nisan aylarında bir tepki koyduk ortaya. Bu suyun gittiği köylere ya sulama sisteminizi kurun. Yağmurlama, damlama, ya da bu salma suyla biz vahşi sulamaya izin vermeyiz. Çünkü gölde bütün yaban hayatı bitti. Gölün ekolojik dengesi bozuldu. Ve gölde su kalmadı dedik. Tepkimizi koyduk. Bu sene nispeten bir önceki seneye göre giden suyun yarısı kadar suyu saldık. Eğer biz o tepkiyi koymasak ılgın kaymakamı, ılgın belediye başkanı, birkaç tane duyarlı sivil toplum kuruluşunun başkanları, yetkilileri olmamış olsa şu anda bu gölde bir damla su olmadığını görecektik. Bu sene kendiniz biliyorsunuz yağışlarda pek şu ana kadar olmadı. Ondan mütevellit bu gölde fazla bir su birikmesi olmadı. Yoksa şu aylarda, şu günlerde, şu ileride görmüş olduğunuz dağlara yağan karlar eridiği zaman o karlar eriyip buraya gelinceye kadar 3-4 tane, 5 tane baraj var köylerimizin. O köylerimizde o barajlarda tuttukları suyla hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu sene dediğim gibi bu sene bir halkı bir duyarlı hale getirmeye çalıştık. Burada 50-60 kişi 100 kişi kadar toplandık sesimizi duyurmaya çalıştık. Şu anda bu suyun donması da kapasitenin şu anda gölün altıda biri. Yani yüzde yirmilerinde yüzde yirmi göl şu anda. Ha eskinde de donardı. Ama çok su olsa donmaz bu kadar bu göl. Bu gölde çok az nadir rastlanan, eşine çok nadir rastlanan birkaç kuş tabii biz bunu bu kadar bilmiyoruz ne ne olduğunu. Yaklaştılar onu yakından. Sanki yanlış hatırlamıyorsam siyah leylek. Siyah leylek kuşu gördüler burada. Onu resimlediler, fotoğrafladılar, paylaştılar. Halkla efenime söyleyeyim bir bunu paylaştılar. Bizleri bilgi sahibi yapmaya çalıştılar.